Doktor Frangipani ile konuşmayı sorayım. Buradaki İtalyan ilgisi ne zaman başladı? Kaç yıldır, kaç yıl çalıştınız Aslantepe'de ve ne zaman başladı, ne zaman bitti bu süreç? Merhaba, herkese çok iyi akşamlar. Ben 1966'da başladım. Demek 45 sene Aslantepe'de çalıştım. 45 sene. 45 sene ama 1990'dan 2019'a kadar kase başkanlığı yaptım. O zaman 30 sene kase başkanlığı yaptım. 30 sene kase başkanlığı. Peki siz geldiğinizde oradaki durum neydi? Aslantepe'ye niçin bu kadar ilginizi çekti? Niçin Aslantepe'ye geldiniz? Nedir tarihteki önemi Aslantepe'nin? Ben çok genç başladım. Benim profesör, benim hocam Salvatore Puglisi ve Alba Palmieri çalışıyordu bu yerde. O zaman ben 1976'da geldim Aslantepe'de ve ilk sene hemen çok büyük ve çok önemli buluntu vardı. Saray binalar başladı bulmak için ve silah bulduk, kiliç, en eski kiliç bulduk. O zaman orada kaldım. Bütün benim hayat Aslantepe'de çalıştım. Ve bu proje büyüdü. Her sene daha yeni buluntular vardı, daha yeni bilgi vardı. O zaman çok önemli ve çok daha var. Arkeoloji biliyorsunuz çok uzun bir çalışmak lazım. Bu nevi kazılar kaç yıl sürüyor yaklaşık? Çünkü biliyoruz ki pek çok arkeolog bir ömrü oraya vakfediyor. Yani bir yer çalışmaya başlıyorlar. 20'li yaşlarında asistan olarak başlıyorlar orada ve sonra kazı başkanı olarak. Kaç yıl sürüyor bu iş ve bu işin keyfi nedir yani? Niçin bu kadar bir ömrü oraya vakfedecek kadar seviyorsunuz bu işi? Ben söylediğim Aslantepe ve çok zengin bir sitesi. Niçin orada çok uzun bir tarih var. Siz söylediniz 5. bin milletten önce belki 6 bin milletten önce başlıyor. Roma döneme kadar, Bizans döneme kadar devam ediyor. O zaman çok her sene yeni şeyler var. O zaman benim için çok ben sevdim bu iş çok sevdim. Her sene yeni bir şey vardı ve araştırma için çok önemli. Ve başka bir şey var. Bir şey benim hocamdan miras aldım. Önemli bir şey bu iş aynı hedefler, aynı yöntemler ve aynı sevgiyi paylaşan birbirine bağlı bir grup tarafından yapılması halinde daha güzel ve daha iyi sonuçlar verdiğini. O zaman bir grup yaptık ve bu grup devam etti. Biz hep beraber çalıştık. İşçiler ile, bütün ekip ile, Malatya personel ile ve bu grup aynı şey istiyor, aynı şey için çalışıyor. O zaman çok güzel biliyorsunuz sadece iş değil, o hayat, bu araştırma demek
bizim hayat oldu. O zaman bunun için çok sevdim ve devam ettim. Ve sonra tabii en güzel, en önemli şey bulduk, sarayı bulduk. Tabii hep beraber değil, o büyük bir bina. O zaman çok sene aldı. Ve biz her sene yeni bir şeyler vardı ve yavaş yavaş bir şey anladık. Aslantepe'de devlet sistem başladı. Sadece Aslantepe'de değil, tabii Mezopotamya'da beraber aynı zamanda başlıyor. Ama Aslantepe'de tam her şey yerinde kaldı. Koruma çok iyi, çok güzel. Bu bina, saray bina kompleksi, duvarlar 2 metre, 2,5 metre yükseklik kalıyor. Ve yangın oldu, o zaman bütün malzemeler tabanda kaldı. O zaman biz bu malzemeler tabii restorasyon yaptık. Malatya Müzesi'nde dün verdik, şimdi orada 5000 objeler şöyle böyle var. Ve çok çalıştık ve bir sistem, devlet sistem çok iyi görüşüyor. Biz mesela insanlar sadece anlatmak bir tarih değil ama görüyorlar. Kim geliyor orada her şey yerinde görüyor. O zaman bu unik bir şey. Bunun için UNESCO çok sevdi ve hiç problem olmadı. Niçin? Bu tabii devlet sistem sadece Aslantepe'de değil ama sadece Aslantepe'de bu sistem, bu eski sistem yazılıdan önce çok iyi gösteriyor. Her şey belli oldu. Yani UNESCO'nun bunu bir kültür mirası olarak kabul etmesi ki temel sebep her şeyin çok iyi korunmuş olması ve her şeyin belgelenebilir durumda olması mıydı? Bu nedenle mi UNESCO'nun bu kadar ilgisini çekti? Çünkü başka yerler de var sizin de dediğiniz gibi benzer yapıda ama bu kadar iyi korunmamış. Bir örnek, çok iyi bir örnek olduğu için mi? Tabii. Bu örnek benzersizlik. Benzer yer böyle yok bu zaman. Tabii biz şimdi bu bina, bu saray 3400 milletten önce başlıyor. Ve daha önce tapınaklar vardı. O zaman sistem çok eski. Mezopotamya'da aynı eski ama böyle koruma yok. Şimdi insanlar saray içinde gidebilirler. Odalar bakmak sadece yukarıdan değil içinde gidebilirler ve sonra bir şey her şey Malatya'da gösteriyorlar müze Malatya inşallah bir müze daha büyük bir müze lazım çok daha çalışmak lazım eserler çok ve bu tarih çok uzun ve kompleks bir tarih. Ama her şey var. Her şey var. Bütün bilgi var. O zaman belki bu unik bir şey. Çok teşekkürler Doktor Françipane. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.